Ra'd suresi 36. Kendilerine kitap verdiklerimiz, şeytandan Allah'a sığınırım, sana indirilen dolayısıyla, yani Kur'an dolayısıyla sevinirler diyor ehli kitap. Evet hocam. Gerçek Hristiyan, gerçek Museviler sevinirler diyor Allah. Fakat Müslümanın aleyhine birleşen gruplardan, mesela bir kısım evanjelikler ve onların beslemesi olan kişilerden. Evet. Onun bazısını inkar edenler vardır. De ki ben yalnızca Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak Allah'a davet ederim. Sonra dönüşüm onadır. Ben ancak ona davet ederim. Yani Müslümanın öyle kan dökmekle, zorlamakla bir işi yok. Evet hocam. Olan çıkartmakla benim bir işi yok. Ben ne yapacağımı bilirim demek nedir Oktar? O zaman Kur'an'la, evet, asr-ı saadet Müslümanlığıyla, sevgiyle, şefkatle en güzel şekilde meseleleri çözmeye çalışacağız demektir. İnşallah hocam. İnşallah. Ben ne yapacağımı bilirimin anlamı budur. İnşallah hocam. Sille tokat döverim anlamına gelmez. Estağfurullah. İnşallah. Çünkü biliriz. Neden biliriz? Kur'an'dan dolayı biliriz. Kur'an'da Allah bize bilgi vermiş. Evet hocam. Peygamberimiz de o güzel nurlu hadislerle bize bilgileri vermiş, değil mi? İnşallah hocam. Biz o bilgiler içerisinde en güzel olmaktan mükellefiz. En iyi olmaktan mükellefiz. Evet hocam, maşallah. Bizim ben ne yapacağımı bilirimin anlamı budur. İnşallah. İnşallah. Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten bir arıza geliyor. Biz bak görmüyorlar mı ki diyor Cenab-ı Allah. Gerçekten biz arıza geliyor, dünyaya geliyor. Nasıl geliyor Cenab-ı Allah? Melekleriyle gelir. Değil mi? Tecellisiyle gelir. Ve onu çevresinden eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. Onun hükmünün peşine düşecek yoktur. Ve o hesabı pek çabuk görendir. Şimdi Allah hesabını çok çabuk gördü. 1 milyarın üstünde insan dünyadan eksiltildi. Ayette ne diyor Allah? Onlar görmüyorlar mı ki? Bakın gösteriyorum diyor Allah. Görmüyorlar. Baksınlar diyor. Gerçekten biz arza geliyor. Melekleriyle geliyor, değil mi? Ezrail ile geliyor. Ve onu çevresinden eksiltiyoruz. İnsanları azaltıyoruz. Mesela 1 milyar insan yok oluyor. Allah hüküm verir. O hükmünün peşine düşecek yoktur. Yani onu durduracak kimse yoktur. Ve o hesabı pek çabuk görendir. Kısa sürede Allah hesapları gördüm diyor. İnşallah. İnşallah. 42. ayet. Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı. Fakat düzen kuruculuğun, tedbirlerin, karşılık vermelerin tümü Allah'a aittir. Bütün tuzakları ben kurarım diyor Allah. Ve tuzakları da ben yıkarım diyor. Her nefsin ne kazandığını o bilir. Bu yurdun sonu kimindir? Yani dünyanın sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Ebcedi 1990 tane veriyor. Yani Mehdi'nin yoğun faaliyette olduğu yıllara bakıyor. 1990 inşallah. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ahiretin azabı ise daha zordur. Dünya hayatında da zulmedenlere bir bela gelişecek diyor Allah. Yani mutlaka karşılıklarını alacaklar. Ama ahirette asıl karşılıklar olacak diyor. Ama yani diyorlar ya dünyada karşılığını bulmuyorlar diye. Halbuki küfür mutlaka karşılığını bulur. Bir kere sevgi elinden alındı mı bir insan, hücre hapsine atılmıştan daha beterdir. Yani sevgi gitti mi bir insan elinden, mahvoldu demektir. Allah ellerine bir kere sevgiyi alıyor. Şefkati alıyor, merhameti alıyor, insani duyguları alıyor. Yani derinliği alıyor, tutkuyu alıyor, aşkı alıyor, Allah aşkını alıyor. Geriye ceset kalıyor zaten. Çok müthiş bir beladır bu. Ama bundan da bırakmıyor Allah. Yani toplu belalar verir. Veyahut tek tek belalar verir. Yani Kur'an'da da bunu açıkça belirtiyor Allah. Bir de insanlar inanmıyorlar. Allah da diyor, yanlarından geçmiyor musunuz diyor. Mesela Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun'un başına gelenleri görmüyor musunuz diyor Allah. Ben diyor intikam sahibim ve alırım intikamımı diyor. Yok diyor Allah öyle bir şey yapmaz diyorlar. Ya Allah yapıyorum üstünde geziyorsunuz diyor. Yerle bir ettim diyor. Anlamıyorlarsa ona göre bir karşılık veririm diyor Allah. Ama beni sevin diyor. Ben de sizi seveyim diyor. Beni unutmayın ben de sizi unutmayayım diyor Allah. Bana şükredin nimetimi artırayım diyor. Eğer şükretmezseniz nimetimi alırım diyor Allah. Elinizden alırım nimeti. Yani verdiğim nimeti geri alırım diyor. Şükretmek ne kadar kolay değil mi? Elhamdülillah diyeceksin. Allah'ım sana şükür diyeceksin. Ve Kur'an ahlakına uyacaksın. Kur'an'a tabi olacaksın. Kur'an bize sürekli kolaylık göstertiyor. Kur'an'da zorluk yoktur. Hep kolaylık vardır. Yani insanlar kendi beyinlerinde onu zorlaştırıyorlar.